Efendim 29 Aralık Pazar saatlerimiz 12'yi gösteriyor. 7. güne hoş geldiniz. Yılın son yayınındayız sevgili seyirciler. Bir haftanın özetini biliyorsunuz 7. günde değerlendirmeye çalışıyoruz. Ve her zaman olduğu gibi çok önemli ve çok değerli bir konuğum stüdyoda sizlerle birlikte olacak. Sevgili seyirciler Türkiye iç siyaseten tartışmaların ee, odağındaki nokta Kanal İstanbul meselesi, yerli oto konusu, dış siyasette Libya'ya asker gönderme, Suriye'ye gelecek olan göç dalgası gibi bir takım parametreler üzerine gidiyor. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışmalar Sinan Aygün, Mansur Yavaş arasındaki tartışmalar da haftaya damgasını vurdu. Şimdi biz bugün bir siyasi ağırlıyoruz ve çok merak ettiğim konular ve başlıklar var sevgili seyirciler. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan bugün bizimle beraber. Sayın e, Genel Başkan hoş geldiniz Hoş bulduk. Nisan. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Çok merak ettiğimiz başlıklar var. E, neden? E, çünkü e, siyaseten çok tartışmalar var. Siyaseten çok partiler var. Türkiye zaten hep e, bu tartışmaların e, böyle gittiği bir ülke. Ve bir baktık ki yeniden Refah Partisi geçtiğimiz yıl e, hayata yeniden geldi. Sayın Necmettin Erbakan ruhu şad olsun, mekanı amin, cennet amin, olsun. inşallah. Ee, bir marka ve bir markayı tekrar Oğul Fatih Erbakan devraldı ve yeniden Refah Partisi olarak başladınız ve bu sene gördük ki çok gösterişli bir kurultay gerçekleşti, ee, on binler katıldı. Yeniden Refah Partisi neden kuruldu Sayın Genel Başkan, buradan bir başlayalım. Çok teşekkür ederim. Bütün izleyen aziz milletimizin kıymetli evlatlarına selamlarımı, hürmetlerimi, teşekkürlerimi iletiyorum. Ve tabii ki yeni gelecek senenin de inşallah milletimize, İslam alemine, ülkemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum, niyaz ediyorum. Sizlere de bu fırsatı verdiğiniz için, vesile olduğunuz için teşekkürler İslam. ediyorum. Tabii yeniden Refah Partimiz her zaman söylediğimiz gibi milletimize hizmet için, İslam alemine hizmet için ve bütün insanlığa hizmet için kuruldu. Asıl gayemiz bu. Milletimizi öncelikle maddi ve manevi sıkıntılarından kurtarmak, yaşanabilir bir Türkiye'yi ve yeniden büyük Türkiye'yi kurmak, yeniden büyük Türkiye'nin öncülüğünde de yeni bir dünyaya giden yolu açmak. Yani adil bir dünyanın zulmün ve sömürünün olmadığı, çifte standardın, adaletsizliğin olmadığı bir dünyayı kurmak. Zaten milli görüşün misyonu, vizyonu her zaman bu yeni dünya hedefini de ortaya koymuş. Hedefleri milli görüşün sadece Türkiye ile sınırlı olmamıştır. Hı hı. Biz de milli görüşü temsil ettiğimizi söylüyoruz. Onu söylüyorsunuz. Ve dolayısıyla bu hedeflere ulaşmak üzere kurduk. Tabii öncelikle dediğim gibi milletimizin çok acil sorunları var. Milletimizin maddi ve manevi sıkıntıları var. Bunları ortadan kaldırmak. Bununla birlikte ilk başta da kurarken partimizi ifade ettiğimiz gibi kim yaparsa yapsın, doğruyu takdir etmek, tebrik etmek, desteklemek, kim yaparsa yapsın da yanlışın karşısında durmak ve asıl gayemiz birçok muhalefet partisinde olduğu gibi bu iktidar gitsin de ne olursa olsun gayesi değil. Bu milletin sorunları çözülsün de nasıl çözülürse, kim çözerse çözsün gayesi. Bunu da en başında özellikle ifade ettik. Hasetle, hırsla, kinle intikam almak için kendimizi siyasi olarak tatmin etmek için bu yola çıkmıyoruz, milletin derdine derman olmak derman için çıkıyoruz oldu. diye söyledik. Sayın Erbakan, milli görüşü devam ettirmek istiyoruz dediniz. Sayın Cumhurbaşkanı da biz milli görüş gömleğimizi çıkarttık dedi siz e, milli görüş rafa kalktı. Milli görüş bitti. Milli görüş karşılık bulmuyor e, diyen bir kesim var e, Türkiye'de. E, siz bir endişe ettiniz mi? Yani milli görüş e, şu anda bir konjoktüre uyuyor mu? E, bir karşılığı var mı? Onunla ilgili hep bir cevabımız var. Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki 94 ruhuna dönmemiz lazım. 94 ruhu olarak kastettiği Sayın Cumhurbaşkanımızın aslında milli görüş ruhudur. O nedenle tabii kendisini de takdir ediyoruz, destekliyoruz. Çok doğru bir teşhis. Bugün hem AK Parti iktidarının hem de bütün milletimizin 94 ruhuna çok ihtiyacı var. Çünkü 94 ruhu sadece bir örnek vereyim. İstanbul'un çöplerini gençlik teşkilatımızın toplamasına yol açan ruhtur. Ne demek istiyorum? 94'te Sayın Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Bir önceki belediyeden dolayı çöpleri toplayacak işçiler grevdeler. İstanbul'un çöpleri toplanmıyor. Ama İstanbul'a da Milli Görüş belediyeciliği geldi. Hmm. Refah Partisi belediyeyi aldı. E çöpler duruyor. Tab Bolu'dan, Düzce'den Refah Partisi teşkilatları İstanbul'a gitti. İstanbul'daki Refah Partisi'nin gençlik teşkilatları geceleri sabaha kadar sokaklardaki çöpleri topladılar. Yani böyle bir ruh. Anlıyor, 94 ruhu sederiz. bu zaten her Daha bir her şeyi amatör özetliyor. amatör bir ruh değil mi? Bir Daha de tabii bir inanan hizmet, aşkı, hizmet aşkı, halka hizmetin ibadet olduğunu gören bir zihniyet. Yani bunu belki de dünyada zaten örneğini görmek mümkün değil. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız çok doğru söylüyor. 94 ruhuna dönülebilse 94 ruhunun çözemeyeceği bir problem yok. Hatta yine örnek verdim. Çok önemli bir örnek. Belki dünyada örneği yoktur. Rize Kendirli Belediye Başkanımız Refah Partisi'nden seçilmiş 94'te. Kendirli Belediyesi'nin imkanları yeterli değil. Merkezi hükümet de Refah Partili Belediye başarılı olmasını istiyor. Yeteri kadar kaynak ayırmıyor. Geceleri uykum kaçtı diyor belediye başkanımız. Belediye çalışanının maaşını veremiyorum. Ne yapacağım, ne edeceğim? En sonunda gittim. Hatay'da, İskenderun'da babadan, dededen kalma arazilerim vardı. Bunları satıp bunun parasıyla belediye çalışanının maaşını ödedim diyor. Hmm. Şimdi dediğim gibi 94 ruhu böyle bir ruh, milli görüş bu demek. Dolayısıyla bunun çözemeyeceği, altından kalkamayacağı bir problem olamaz. O nedenle Bu ruhu devam ettirmek devam ettirmek aynen Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi 94 ruhuna yeniden dönülmesi, milli görüşün yeniden hakim olması için yeniden Refah Partimiz siyasi hayatına başladı. Peki öyle bir noktada başladınız ki Sayın Genel Başkan. Bir tarafta gelecek partisi var, bir tarafta Ali Babacan bir parti kuracak, Ak Parti, işte MHP, diğer partiler. Yani sağ sağ tarafta dediğimiz, hani o, o aslında çok kalmadı ama sağ-sol. Ama yine de sağ görüşte çok partili bir gidişat görüyoruz. E bu sizin için avantaj mı dezavantaj mı? Mesela siz birlikte bir partide kuramaz mıydınız e diye sorsam size, yani çünkü aynı çizgiden geldiniz. Hı -hı. Bizi tabii diğerlerinden ayıran temel özelliklerimiz var. Bir tanesi şudur şu anda mevcut AK Parti MHP koalisyon hükümeti diyorum ben. Hmm. Çünkü MHP'nin de desteklediğine göre bu iktidarı ve Tayyip Bey'i günahına da sevabına da ortak olması lazım. Yani ben destek oluyorum benim sayemde benim oylarımla Tayyip Bey başkan seçiliyor hükümeti kuruyor. E O hükümetin yaptığı hiçbir şeyden ben mesul değilim. Olmaz. Onun şey. yanlışlarından da hatta istifade ediyorum. Şimdi hükümet yanlış yapınca veya AK Parti'ye tepki olunca oyları MHP'ye veriyorlar. E, MHP bu işin ortağı zaten. Dolayısıyla ben destek olacağım, bundan hatta nemalanacağım. Ama yapılan yanlışların hiçbirine ortak olmayacağım, bunu kabul etmiyoruz. Bu anlayışın milletimiz tarafından fark edilmesi için de özellikle AK Parti-MHP koalisyon hükümeti diyorum. Şimdi borçlanıyorlar, borç ve faiz ekonomisini uyguluyorlar ve 18 seneden beri de bu devam ediyor. E şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı e, Sayın İmamoğlu geldikten sonra bu önümüzdeki sene için 1 milyar dolarlık borç alma e, konusunu Büyükşehir Belediye Meclisi'nde onaylattı. Ve Avrupa'da sürekli dolaşıyor düşük faizle borç bulacağım, kredi bulacağım diye. Bu yeni çıkanlar, yeni çıkacak, kurulacak olan partiler diyorlar ki efendim biz daha kolay borç bulacağız, bizim ilişkilerimiz daha iyi. Amerika ile Avrupa ile ve daha düşük faizle kredi buluruz biz. E, öyleyse hepsi borç ve faiz ekonomisini söylüyor. E, dış politikada tabii ki hükümetin sözlü de olsa çok güzel çıkışları oldu. En son Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşması sonuna kadar e, onaylanacak ve altına imza atılacak bir konuşma. Ama 18 senelik icraata baktığımızda maalesef Avrupa Birliği, G20 ve Amerika'nın e, çizgisinde fiiliyatta gidildiğini görüyoruz. E diğer taraftan bu yeni kurulacak olanlarda diyorlar ki efendim biz de asıl dışarıyla ilişkiyi daha iyi kuracağız. Tayyip Bey bunlarla tam iyi ilişki kuramıyor, tam anlaşamıyor. Tayyip Bey'in sert tarafları var. Bunlara çıkışıyor. Biz Avrupa Birliği ile, Amerika ile, G20 ile daha iyi ilişki kurarız. E biz de diyoruz ki bir kere ekonomide biz borç ve faiz ekonomisini kabul etmiyoruz. Bir kuruş yeni borç almayacağız, bir kuruş yeni faiz ödemeyeceğiz. Borçsuz, zamsız, vergisiz, kaynağı yıllık 100 milyar dolar kaynak bulacağız. Yani bütün partiler bulamazken Birincisi Yeniden bu. Refah Partisi nasıl bulacak i̇şte bu kaynağı? İşte milli görüş ruhu, 94 ruhu dediğimiz o zaten. 1996'da 54. hükümetteki de aynı ruhtu, milli görüş zihniyetiydi. Bugünkünden daha ağır ekonomik şartlarda 6 ayda 35 milyar dolar borçsuz, zamsız, vergisiz kaynak bulundu. Bu senede 70 milyar dolar demektir. Biz de şimdi 25 sene sonra inşallah senede 100 milyar dolar kaynak bulacağımızı ifade ettiğimiz gibi bu kaynakların da önemli bir kısmını maddeler halinde ortaya koyuyoruz matematik olarak. Dış politikada da biz diyoruz ki efendim bu Avrupa Birliği'nin, G20'nin, Amerika'nın 100 seneden beri yaptıkları ortadadır. Bunların zihniyetleri bozuk, hak anlayışları bozuk, kuvveti hak sebebi sayıyorlar. Gittikleri her yere gözyaşı götürmüşler, sömürü götürmüşler, katliam götürmüşler. Dolayısıyla biz 50 senelik, 100 senelik bu platonik aşkımızdan artık vazgeçelim. Bunlara karşılıksız bir aşkla 50 seneden beri peşlerinde dolaşıyoruz. Ortada onun hali ortada. İslam aleminin hali ortada, dünyanın hali ortada. Biz yüzümüzü İslam alemine ve sadece Müslüman olması değil, 160 tane bizim gibi ezilen ve sömürülen ülkeye dönelim. Onlarla birlikte güçlerimizi birleştirelim, sahip olduğumuz doğal kaynakları zenginlikleri e, coğrafyalara... birleştirelim gidelim diyorsunuz. Yani ama diyorlar ki efendim, realite bu mu sayın başkan? Yani tabii, işte biz NATO'yu konuşurken Çin, Rusya emperyalizm, Amerika güçler, İngiltere, Avrupa Birliği derken dünyayı yöneten o büyük güçler e, varken ama bir tarafta siz diyorsunuz ki işte mazlum coğrafyalar, İslam alemi, e, İslam alemi deyince hemen şu soruyu size soracağım. E, biliyorsunuz e, Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye işte desteklerini yaptıklarını yani bunları gördüğünüz zaman e, bir, şimdi bir arkadaşımızla mesela Barış Pınarı Harekatı'nda Barış Pınarı Harekatı'nda Filistin'in bile Türkiye'ye destek vermediği noktasında ne düşündünüz mesela? Şimdi onlar destek vermemiş. Diğer taraftan peşinden gidelim dediğimiz adamlar oradaki o terör yuvalarını kurmuş, eğitmiş, donatmış, ağır silahlarla teçhiz etmiş adamlar. Şimdi bir konu olmuştu da karşılıklı konuşurken dedim ki bir arkadaşımıza ya ben büyük günahlardan haramlardan bahsediyorum bir tarafın yaptığı sen ona mukabil karşı tarafın yaptığı mekruhları konuşuyorsun. Şimdi onun gibi efendim Suudi Arabistan'daki bir bakan Türkiye aleyhinde şunu dedi işte Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bunu dedi. İyi de diğer taraf ne? Irak'ta bir milyon insanın ölümüne yol açmış. Afganistan'da NATO askerleri sivilleri öldürüp çok affedersiniz, üzerine küçük abdestini yaparken videoya çekmiş, internete koymuş, bunu eğlence olarak seyrediyor. Birleşmiş Milletler diyorsunuz, Bosna'da Bosnalı Müslümanları Sırplara, Hırvatlara kendi eliyle teslim etmiş. Sayın e, Derviş Eroğlu, Kıbrıs Cumhurbaşkanımız, doktor o zaman 1974 Kıbrıs Harekatı öncesinde ve orada çadırın içerisinde hekimlik yapıyor. Rumların mezalimi var, katliamları var, Rum çetelerinin saldırıları var. Birleşmiş Milletler de gelmiş oraya. Sözde Türk tarafını koruyacak. Sayın Derviş Eroğlu bizzat bize anlattı. Biz gözlerimizle gördük, şahit olduk. Birleşmiş Milletler bizim Müslüman sivilleri Rumların katliamına terk etti. Tamamen Rumların, Rum çetelerin yanında yer aldı. E şimdi hep anlatıyoruz. Fransa'nın Cezayir'de yaptıkları ortada, Belçika'nın Kongo'da yaptıkları ortada, İngiltere'nin Hindistan'da yaptıkları ortada. Hı hı. E şimdi böyle bir ortamda Amerika yanı başımızdaki teröristleri göz göre göre binlerce tır dolusu silahla teçhiz etti, evet. eğitti, donattı. E şimdi böyle bir ortamda hala da bunların peşinden giderek nereye varabiliriz? Hı, hı. İşte Nobel ödülünü Avusturyalı hı hı. yazara evet. veriyorlar. Adam Bosna katliamını reddediyor. Milošević'e hayranlık duyduğunu ifade ediyor. Buna Nobel ödülü veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da çok sert bir tepki gösterdi haklı olarak. E biz de diyoruz ki bakın geçen 50 sene 100 sene milli görüşü bizi haklı çıkarttı. Bu adamların peşinde giderek İslam alemine, Orta Doğu'ya, ülkemize huzur ve barış getirmemiz mümkün değil. 57 Müslüman ülkenin 7 tanesinde bu söylediğiniz arızalar olduğunu varsayalım. 50'sini alsak bize yeter. 160 tane ezilen ülke var Mesela Venezuela bunlardan bir tanesi Yani Venezuela ile niye uğraşıyorlar Ben petrolümü dış güçlere Sömürttürmeyeceğim evet. dediği için evet. Petrol firmasını kamulaştırıyor O da bizimle aynı dertten muzdarip Bunları topladığımız zaman Bu zulme ve sömürüye yol açan Dış güçlere Yaptırım gücümüz olabilir Mesela 57 Müslüman ülkenin elinde Dünya petrollerinin %60'ı var Dünyadaki doğalgazın %55'i var Dünyadaki su kaynaklarının yarıdan fazlası bu 57 Müslüman ülkenin elinde. Hı hı. Dünyadaki uranyumun yüzde 40'ı. Uranyum hem nükleer enerjide çok önemli hem çok stratejik bir madde. Hı hı. E Dolayısıyla bu ülkeler bu güçlerini bu zulme ve sömürüye karşı ortak hareket ederek bir yaptırım gücü olarak kullanabilirse eğer bu laftan, sözden, kınamadan, telin etmeden anlamayan dış güçlere karşı bir güç ifade eder. Ve dünyanın huzura ve barışa kavuşması ancak bu şekilde mümkün olabilir. Yoksa 100 seneden beri görüyoruz işte. Açıkçası sizin parlamentoda olmanızı bu noktada çok önemserim. Çünkü çok farklı bir bakış açısı ve farklı bir noktada duruyorsunuz bu konuda. Şimdi Sayın Genel Başkanım eğer vakit kalırsa tekrar bunlara döneceğim. Ama şunu da söylemek isterim. Mesela eğitim konusunda da Finlandiya ile işbirliği yapalım diye dünyanın hmm. eğitim konusunda evet. en önemli ülkelerden bir, bir tanesi. Yani biz İslam alemiyle birlikte olalım derken bu zulümden, bu sömürüden kurtulalım. 7 milyar insana adaleti, huzur ve barışı temin edelim. Yoksa orada bir teknik olarak, bilimsel olarak faydalı bir şey varsa bunu da almayalım diye bir şey yok. Çevreye duyarlılık, çevre koruma konusunda bu konuda en ileri olan ülkelerle de işbirliği yapalım. Bu konuda bir sıkıntı yok. Mesela İspanya'nın demokrasisini alalım. Yani insan hakları noktasında uygulamalarında bize faydası olacak teknik açıdan, bilimsel açıdan dediğim gibi üretim, teknoloji, arge konusunda onlardan istifade edebileceğimiz bir yönleri varsa. Eğitim konusunda işte Finlandiya örneğini verdim. Bunlardan da istifade edebiliriz. Peki. Ama biz tabii evet buyurun. Peki, peki sözünüzü kesiyorum kusura bakmayın. Şimdi e, Türkiye'de bir yerli otomobil e, dün. Zaten iki, iki gün önce Türkiye'de kamuoyuyla paylaşıldı ve bir adım atıldı. Şimdi bu adımın üzerinde destek verenler var. Kardeşim bu yerli otomobil değil diyenler de var. Ve işin içerisinde aslında sizin babanız da e, yani e, Sayın Necmettin Erbakan'ın da e, aslında adımları var. Ve hatta Sayın Cumhurbaşkanı da ilk yerli otomobili halkla paylaşırken e, Erbakan Hoca'ya da teşekkür Sağ etti. Olsun, i̇lk motor fabrikasını kurma teşebbüsü. Gümüş Motor 1956'da. Ne hissediyorsunuz? Yani siz e, yerli otomobil konusunda mesela Saadet Partisi Genel Başkanı bu yerli değil dedi ve karşı çıktı. Siz ne diyorsunuz yerli otomobil konusunda? Yeniden Refah Partisi ne diyor? Şimdi biraz evvel de söylediğim gibi tabii burada maksat kavga etmek, intikam almak, siyasi olarak kendinizi tatmin etmek olmaması lazım. Hep demin de söyledim. Milletin derdine derman olma noktasında siyasilerin birleşmesi lazım ve doğru olanı, faydalı olanı kim yapıyorsa yapsın onu takdir etmek lazım. Bu bizim hem milli görüşün prensiplerimizin bir gereği. Hem inancımızın bir gereği hem de bilimsel olan bu. Şimdi bir iktidar yaptığı her şey yanlıştır. Ağzıyla kuş tutsa da biz bunu beğenmeyiz derseniz bu bilimsel de olmaz, hı hı. etik de olmaz. Hı hı. E şimdi bir çaba gösteriliyor, bir niyet ortaya konuluyor. Efendim bu çok gecikti. Evet gecikmiş. Efendim çok yetersiz. Türkiye'de bu kadar milyon genç işsiz var. Tamam. Efendim sanayiye, teknolojiye 18 senedir aklınız neredeydi? Betonla, çimentoyla, AVM'le, rezidansla uğraştınız. İyi tamam da sonuçta ortaya konulan bir niyet var. İstihdam oluşturma niyeti, üretim yapma niyeti. E bunun tabii takdir edilmesi lazım. Tebrik edilmesi lazım. Efendim bu otomobil %100 yerli milli değil. E %1 bile %0'dan evladır. Yani %20 oranında, %30 oranında, %40 oranında da yerli olsa... İşte prototipi ilk modeli İtalya'da yapılıp buraya gelmiş de olsa yine de bir niyettir. Ee, destek olunması lazım. Yüzde otuzla kırkla başlayıp bunu yüzde yetmişe seksene çıkarmak lazım. Biz zaten bunu başından beri söyledik. İşte İHA'larla ilgili, SİHA'larla ilgili savunma sanayinde yerli ve millilik oranının arttırılması arttırılmasıyla ilgili her zaman iktidarın arkasında olduk, destek olduk. Burada da aynı şeyi söylüyoruz. Evet çok gecikmiştir, yeterli değildir ama istihdam oluşturmaya, üretime, sanayiye, teknolojiye yönelik bir niyet, bir adım, bir gayret olduğu zaman da tabii destek olmak gerekir diye hep söylüyoruz. Peki Kanal İstanbul tartışmasına eee nasıl bakıyorsunuz? Yine bir polemik var ve çok ciddi bir tartışma var. evet ee, herhalde çokça konuşacağız. Sayın Cumhurbaşkanı kim ne derse desin yapacağız diyor. Öte yandan da işte Şimdi biliyorsunuz tartışma Kanal İstanbul'la ilgili daha önce görüşlerimizi çeşitli ortamlarda ifade ettik. Biz tabii yeniden Refah Partisi olarak şu an için bu projenin yapılmamasının daha uygun olacağını düşünüyoruz, söylüyoruz. Bir defa işte boğazlardaki trafik ifade ediliyor. Halbuki e, istatistikler boğazlardaki trafiğin giderek azaldığını gösteriyor. Mesela 2007'de 86 bin gemi boğazlardan geçmişken, e, pardon 106 bin gemi geçmişken, geçtiğimiz sene 2018'de 86 bine düşmüş bu. Şimdi bunda uzmanlar diyorlar ki bu Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının çok büyük etkisi var petrol taşımacılığının evet, gemiyle evet. değil de boru, evet, boru yapılması. hattıyla yapılması ve yeni yapılacak boru hatları bunu daha da azaltacak. Dolayısıyla böyle bir endişeden dolayı sadece 50 milyar 100 milyar dolarlık bir proje yapmak uygun değildir diyorlar. Kaldı ki belki sadece petrol taşımacılığıysa maksat Karadeniz'den Marmara'ya bir petrol hattı da yapılır, boru hattı. Boru hat. Bu tehlikeli maddeler Boğaz'dan geçmemiş olur. Çok daha ...düşük maliyetle yapılmış olur. Diğer taraftan tabi İstanbul'un çok büyük kentsel dönüşüm problemi var. E, depreme dayanıklı hale getirilme problemi var. Hala da dünyanın en riskli deprem bölgelerinden biri olduğu halde... Maalesef. ...tam manasıyla depreme dayanıklı, depreme karşı tedbir alınmış bir halde değil. E, bunlarla uğraşılması gerekiyor. Diğer taraftan 5 milyon yeni nüfusu İstanbul'a getireceksiniz. Anadolu zaten boşalmış. Köyler artık bomboş, ilçeler köy haline gelmiş. Biz gittiğimiz zaman çalışmalar için gezilerimizde görüyoruz. İlçe diyorlar 1500 nüfusu var. Hmm. Eskiden köyü bizim de... çocukluğumuzda köyler 3000-4000 nüfusluydu hatta işte büyük şehirler bile Erzurum 400 binin altına düşmüş. E siz Anadolu'yu iyice boşaltacaksınız. Yani karşı göç olması gerekirken tersine göçü sağlamanın çaresine bakmak gerekirken daha çok İstanbul'u şişiriyorsunuz. İstanbul 20 milyonu geçecek, belki 25 milyon olacak. Kaldı ki bu yeni gelen 5 milyon nüfus da dediğim gibi en riskli bir deprem bölgesinde toplanmış olacak. Diğer taraftan tabii bunun maliyetiyle ilgili endişelerimiz var. Yani bu bize gelir mi getirecek borç mu getirecek? Mesela işte Osman Gazi Köprüsü gibi Boğaz'daki Üçüncü köprü gibi projelerde çok ciddi maliyetler çıktı. Çünkü yapan firmaya, ihale edilen firmaya işte 44 dolar sözü verilmiş anlaşmaya göre. Halbuki geçenlerden 14 dolar alıyorsunuz. Aradaki 30 doları devlet olarak karşılıyorsunuz. Bunda dolayısıyla milletten alıyorsunuz. Bu şekilde bir anlaşmayla, bu şekilde bir yap işlet devletle yapılacaksa daha çok maliyet getirecek. Diğer taraftan biz projelerimizi rant kapısı oluşturmak için değil, dolar milyonerlerinin milyonlarına yeni milyonlar katacak projeler değil, istihdam ve ekmek kapısı oluşturmak için oluşturmamız, yapmamız gerekir diye düşünüyorum. İşte yerli otomobildeki istihdam ve üretim niyetinde olduğu gibi, sanayileşme niyetinde olduğu gibi, bu Kanal İstanbul'a ayrılacak kaynakla 5 milyon gencimize, iş sağlayabiliriz diye bizim bir konuşmamız oldu. Çünkü belki 50 milyar, belki 100 milyar dolarlık bir maliyet. E böyle bir kaynağı biz üretime, istihdama, teknolojiye, argeye, sanayiye yönlendirsek milyonlarca insana istihdam ve ekmek kapısı oluşturmuş oluruz. Çünkü ülke olarak, millet olarak bizim buna daha çok ihtiyacımız var. Bugün işte asgari ücretimiz açlık sınırında. Memur asgari ücret muaşımız, konusunda ne düşünüyorsunuz? Beklentiniz doğrultusunda mı geldi Sayın Başkan? Beklentimiz yoksa doğrultusunda gelmedi. Biz evet en az yüzde elli zam yapmamız lazım. Üç bin olması lazım. Üç bin lira olması lazım bin. demiştik. Çünkü en azından bu açlık sınırından bu milyonlarca insanı kurtarmak lazım. Fakat maalesef 2500'ün bile altında kaldı. Yani bir kişiye bir öğünde bir buçuk lira düşüyor Pınar Hanım. Yani bu Türkiye'ye yakışan bir durum değil tabii. Hı hı. Yani diğer harcamalarını çıkardıktan sonra bir asgari ücretlinin, iki çocuklu bir asgari ücretlinin gıdaya harcayabileceği miktar belli. O gıdaya harcayabileceği miktarı da 30 güne ve 3 öğüne böldüğünüzde kişi başına 1,5 liraya bir öğünü geçirmek durumunda kalıyor. Ama muhalefette olunca ya da işte iktidar partisi olmayınca hani rakamları rahat telaffuz etmek Kolay mı acaba diye düşünüyorum. Şöyle yani. iş dünyasına bunun yükünü olacak diyorlar. Şimdi 3 bin liraya çıkaracaksın. Peki bunun iş Bu sefer dünyasına yükü olacak. Bu sefer olacak. tabi devlet olarak sizin demin dediğim gibi kaynak bulup hem işvereni rahatlatmanız, işvereni güçlendirmeniz hem de bir yandan asgari ücretliyi kurtarmanız lazım. Mesela kaynağınız olursa paranız olursa ihtiyacınız olmazsa devlet olarak asgari ücretten vergi almazsınız. Böylece hem işçinin hem işverenin yüzünü güldürürsünüz. Evet. Asgari ücreti böyle arttırırken yapacağınız teşviklerle, vergi indirimleriyle, enerji fiyatlarındaki indirimlerle işvereni güçlendirirsiniz. Ona da bu 3 bin liralık asgari ücret fazla gelmemeye başlar. Yani bunu dengeli şekilde iş dünyasını da mağdur etmeden ama bu milyonlarca insanı da ...bu açlık sınırından tabii ki kurtararak yapılması gerekirdi. Yani bu biçilen bedeli uygun bulmuyoruz, uygun kabul etmiyoruz ve hak yerini bulmamıştır diyoruz. Ancak bütün asgari ücretliler, bütün emekliler, memurlar Türkiye'nin dört bir yanında diyorlar ki... ...biz tarihimizdeki en büyük maaş zamını 54. Hükümet'te rahmetli Erbakan hocamızdan aldık diyorlar. Hala daha o dönemdeki maaş zamlarıyla ayakta duruyoruz diyorlar. Doğru söylüyorlar çünkü işçi, memur yüzde yüz, yüzde iki yüz... Bağkur emeklisi yüzde 300 maaş zammı aldı. Hatta alıp maaşlarını saydıklarında buna inanamadılar. Biz de diyoruz ki şimdi o zaman bu maaş zamlarına kavuşan ve her gittiğimiz yerde bize o günleri özlediğini söyleyen bu emekliler ve emekçiler inşallah bu sefer de yeniden refah iktidara taşıyacaklar. Ve bizim de en önemli vaatlerimizden bir tanesi iktidara gelir gelmez ilk senemizde işçi memur emekli maaşlarına %50 zam yapmak. Çünkü asgari ücreti açlık sınırından kurtarmak için, memur maaşını da yoksulluk sınırından kurtarmak vaatleriniz için vaatleriniz bu. Zaten Arkasındaki siz seçimlerde seçim de geldiği mi? zaman sizleri tabii daha çok ağırlayacağız. Çünkü İnşallah. daha net vaatlerinizi öğrenmek Biz istiyorum. Biz de tabii sonrasında da mutlaka gerçek enflasyonun üzerinde zam yapmanız lazım. Şimdi Türkiye'de gerçek enflasyon aslında %30'lar seviyesinde. Hele gıda enflasyonu belki daha da yüksek. E sizin yüzde 12, 15, 20 yaptığınız maaş artışı matematiksel olarak aslında bir artış değil. Matematiksel olarak artış sayılması için daha emekçinin, emeklinin eline geçmeden buhar olmaması için gerçek enflasyon oranının üzerinde olması lazım. Biz yeniden refah olarak, milli görüş olarak ilk senemizde inşallah yüzde 50 zam yapacağız. Sonraki senelerde de mutlaka gerçek enflasyon oranının üzerinde zam yapacağız. Boş konuşmuyoruz. Cek cek edebiyatı yapmıyoruz. Kaynak <laughs> paketlerimiz var. On, onları Bu zamanı kaynaklarla gelince, inşallah milletimizin yüzünü, yüzünü güldüreceğiz. Sayın Başkan zamanı gelince o kaynakları da zaten siz seçime gireceğiniz zaman o kaynakları seçime yakın, sizden yakın, isteyeceğiz. Seçime yaparız yapın. daha da Şimdi, kalır. Yeniden Refah Partisi milli görüş çizgisinde giden bir parti, muhafazakar bir parti. Ancak yeni hükümet sistemi 50 artı bir öngörüyor ve dolayısıyla sizin oy alma kapasiteniz açısından baktığımız zaman seküler kesimden de oy almanız gerekiyor. Bu yüzden de zaten biz ittifakları görüyoruz. Birinci sorum şu, ikinci sorumu da ona göre bağlayacağım. Birinci sorum hangi ittifaka yakınsınız? Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı? İkinci sorumsa seküler kesimin sorunlarına da e, eğilecek misiniz? Onların da sorunlarına bakacak mısınız? Gerçi ekonomi vaatleriniz her kesimi ilgilendiriyor ama yani sadece muhafazakar kesimin dertlerini ön plana mı alırız dersiniz? Şimdi milli görüşün modası geçti diyenlere bir cevap olarak programda demiştim ki adaletin modası, refahın modası, insan haklarının modası, huzur ve barışın modası, izzet, onur, saygının modası insanlık için ne zaman geçerse yani bunlar artık insanlık için önemli değildir ne zaman denirse milli görüşün modası da o zaman geçer. Bu ne demek? Kıyamet sabahına kadar milli görüşün modası geçmez demektir. Tabii, hak, Bunu, adalet, hukuk. Milli Bakıncı. görüş bu demek zaten. Beş umdesi. E şimdi adalet seküler, layık kesime hatta gayrimüslim kesime lazım değil mi? Tabii onlarda. Refah, paylaşımda adalet, herkese refah, gelir dağılımı adaleti, servet dağılımı adaleti seküler, layık kesime lazım değil mi? Huzur ve barış, insan hakları, kulaklarının teminat altına alınması onlara da lazım. Bizim sorunlarımız hepsiyle ortak. Hatta milli görüşün asıl hedefi 7 milyar insanın kurtuluşu. Yani Müslüman olmayan Türkiye'nin dışındaki insanların da kurtuluşu. Demin işte Venezuela örneğini verdim. Hiçbirinin sömürülmemesi, hiçbirinin zulme uğramaması için milli görüş mücadele ediyor. Ve güzel bir tespitimiz var. Diyoruz ki biz layık, dindar, Kürt, Türk, Alevi, Sünni, A partili, B partili ayırmayacağız. Biz bir insanın dürüst olup olmadığına, ahlaklı olup olmadığına, ehil ve liyakatli olup olmadığına bakacağız. Hiçbir ayrımcılık bunun dışında yapmayacağız. Hatta siyasetçinin devlet adamının bir hekim sorumluluğunda olması lazım diyoruz. Hekim hastasının mezhebine, dinine, diline, ırkına bakar mı? Kim gelse Ama onun bütün ağrısını dindirmek. Böyle Ama başlayayım. bizim uygulamamızda bu var. Şimdi bir örnek veririm. Onun ağrısını dindirmek, onun canını kurtarmak için uğraşır. Şimdi örnek şu. Rahmetli Erbakan hocamız 54. hükümette başbakan oluyor. Hemen bir iki gün sonrasında kendisinden önceki dönemin başbakanlık müsteşarı odasını toplamış, çantasını hazırlamış geliyor Erbakan hocamıza. Diyor ki hocam siz doğal olarak kendi kadronuzu kuracaksınız. Hani siz zor durumda kalmayın diye ben şimdiden toparlandım gidiyorum vedalaşmaya geldim. Erbakan hocamız diyor ki hayırdır nereye gidiyorsun? Biz dürüst, ahlaklı, liyakatli bu devletin her bürokratıyla Eski dönem, yeni dönem fark etmez, A partili, B partili fark etmez. Çalışacağız. Tekrardan eşyalarınızı koyun. Sizinle birlikte bu ülkeyi yöneteceğiz diyor. Bunlar yaşanmış olaylar. Hı hı, i̇şte hı. çok değerli ekonomi uzmanımız Profesör Osman Altuğ Bey evet. kendisi anlatıyor bizzat. Rahmetli Erbakan Hoca başbakan olduğu zaman hiç daha önce bir münasebetimiz yok, samimiyetimiz yok, beraber çalışmışlığımız yok. Beni telefonla aradı, işte çağırdı hı. hı. Başbakanlığa. hı, hı ve o kadar samimi bir konuşma yaptı hı hı. ki farklı düşünceler bu vatana millete oldu. hizmet etmek hı hı. için siz de bu konunun uzmanısınız. Bu ülkenin, bu devletin borcunu alacağına, hesabını beraber çıkaralım. Nasıl çözüm üreteceğiz? Beraber çalışalım dedi. Ben çok hayret ettim. Hiçbir ayrımcılık yapmadan kendi insanını, kendi adamını görev vermek yerine beni teknik bilgime, ilmi yönüme güvendiği için çağırdı. Şimdi bu örnekleri onun için veriyorum. Milli görüş demek bu demek hı hı. ve milli görüşün tarihi de hep bunlarla dolu. 94 ruhunda da bu var. Alevi vatandaşlarımızın olduğu semtlere, mahallelere hiçbir ayrım gözetmeksizin milli görüşlü belediyeler en hızlı, en etkili hizmeti götürmüşler. Mutlaka. Anlıyorum. Tamam. Peki. Dolayısıyla e, o zaman layık dinler Türk Farket Türk Alevi Sünni ayırmadan tabi hizmet edeceğiz hı hı. bizim zaten milli görüşün temel prensiplerinden bir tanesi bu Evet şimdi merak edilen kurtuluşu a, e, merak edilen soru başlıkları olduğu için e, sizi bulmuşken e, bunların hepsini sormak istiyorum e, Libya'ya asker gönderme konusunda izleyicilerimizden mesajlar var. E, siz e, Türkiye'nin Suriye politikasını e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğu Akdeniz politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ama kısaca almak istiyorum. E, Libya'ya asker gönderme pazartesi tezkere e, yani meclise gelecek. Her an asker gönderilebilir. Nasıl değerlendirme yapıyorsunuz? Mecliste olsanız ret mi verirdiniz onay mı verirdiniz? Yani tabii bunlar daha önce de sorulduğunda da söyledik baştan itibaren atılması gereken adımlar tam atılmayıp maalesef Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın ve G20'nin ajandalarına uygun hareket etmek durumunda kaldığınız için bu noktaya geliyorsunuz. Ve diğer büyük oyun kurucuların oyununda bir yer almanız gerekiyor. Şimdi yani oraya gönderseniz bir türlü, göndermeseniz bir türlü. Oradaki o oyunu kuran dış güçler. Bir defa Kaddafi'ye o operasyonu yapıp oradan indirenler kendileri arkasından Bingazi ve Trablus olmak üzere oraya ikili iki kutuplu bir yapıyı oluşturan kendileri. O Bingazi'de general haftarı oraya getiren kendileri 20 sene CIA'ya çalışmış bir adam. Tam bir işbirlikçi. Maalesef. Üzülerek de, ifade de, etmek de, gerekirse şimdi de tamamen Türkiye karşıtı bir politika izliyor. E şimdi bir cendereyi oluşturuyorlar. Ondan sonra sizi orada bir figüran olarak maalesef değerlendirmeye bakıyorlar. Bu nedenle tabii baştan ve şimdi de her ne kadar geç de olsa zararı neresinden dönülürse kardır. 57 Müslüman ülkeye ve 160 ezilen ülkeye önderlik yapan bir Türkiye. 54. hükümetteki D8 projesini kuruluş amaçlarına uygun şekilde sahip çıkan ve çalıştıran bir Türkiye. Ve ikinci adımı olan D60'ı hayata geçiren bir Türkiye'nin mutlaka sahneye çıkması lazım. Böylece bütün ezilen mazlum ülkelerin doğal kaynaklarını, nüfus gücünü, zenginliklerini arkasına alan ve dış güçlerin karşısına güçlü bir şekilde çıkan bir Türkiye'nin oluşturulması lazım. Bir de ekonomik ve teknolojik açıdan güçlü Türkiye kurulması lazım. Ekonomik ve teknolojik olarak güçlü olmazsanız da dış politikada sözünüzü dinlemiyorlar. Siz gidiyorsunuz, iki gün önce kredi kuruluşundan borç istiyorsunuz, iki gün sonra diplomasi masasında müzakere yapıyorsunuz. Böyle olunca tabii sözünüzün geçmesi mümkün olmuyor. Üreten, ihracat yapan, borcunu ödemiş, teknolojik olarak sanayi bakımından finansal ve ekonomik olarak bekasını tesis etmiş, enerji bakımından aşısı, ilacı, tarım ürünleri her bakımdan kendine yeten, bunları yerli ve milli olarak üreten, gerçek manada bekasını kontrol altına almış, sağlamış güçlü bir Türkiye olacak ki bu sorunlara bir figüran olarak değil ...oyun kurucu olarak, aktör olarak bir çözüm üretebilsin. Şimdi Irak'ta Amerikan ajandasına tabi olmak zorunda kalıyorsunuz. Suriye'de bir başka güç geliyor Rusya. Rusya'nın ajandasına tabi olmak zorunda kalıyorsunuz. Ama günün sonunda Libya'da bir şeye... Libya'da NATO'nun ajandasına tabi olmak zorunda kalıyorsunuz. Bunlara zorunda kalmamak için ta 54. hükümette, 96'da ds 8 kurulmuştu. Kuruluş amaçlarına uygun bir şekilde yürütülebilse... ...teknolojik Sorun açıdan, olmayacak. askeri açıdan, finansal açıdan güçlü bir Türkiye, lider ülke Türkiye meydana gelecek. Ve dediğim gibi hatta bazen diyoruz pimpon topu diplomasisi diye bir Rusya'ya gidiyorsunuz, bir Amerika'ya gidiyorsunuz. Kongre konuşmamızda da ifade ettik. Pimpon topu diplomasisi yerine şahsiyetli, güçlü, lider ülke diplomasisini uygulamanız mümkün olur. Tabi Suriye'de de çok büyük hatalar yapıldı. Yani çünkü gelinen noktada ne oldu şimdi? 1 milyon Suriyeli öldü. Hı hı. 10 milyona yakını evinden yurdundan oldu. Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru Amerika tarafından oluşturuldu. Ee, bizim zalim Esad, katil Esad dediğimiz Esad da koltuğunda oturuyor. Toprakların da yüzde %85 85'inde geri almış. Esad'la masaya oturulsun diyenlerden misiniz Sayın Başkan? Başka çaresi olan varsa onu ifade etsinler. Şimdi ben televizyonda izlemeye yüreğim el vermiyor. Bir hanımefendi Suriye'de Halep'te pazara gitmiş alışverişini yapmış eve dönmüş. O pazardayken evi bombardımana tabi tutulmuş. Evin enkazının içinden çocuklarının kolunu bacağını topluyor. Yani bunun bir saniye bile tahammül edilebilmesi mümkün olan bir durum değil. Biz izlemeye dayanamıyoruz. E şimdi Esat'la biz hala inatlaşarak bu kalan yüzde on beşi o Rusya ile beraber almaya çalışacak. Biz de vermemeye çalışalım. E bu akan kan, bu perişanlık yeter artık. Suriye'li mülteciler konusunda bir çözüm öneriniz var mı? Gelen 4 milyona ev sahipliği yapan Türkiye, ne diyorsunuz bu konuda? Şimdi onunla ilgili bülbülü altın kafese koymuşlar vatanım vatanım demiş sözünü. Ama demeyenler var. Hatırlıyoruz. gitmek istemiyor. Çok önemli bir var. kısmı orada istikrar, barış, huzur sağlanabilse, gerçekten demokratik bir ortam olsa, bağımsız seçimler yapılsa ...oradaki durumlarından endişe içerisinde olmasalar... ...hepsi kendi vatanına, yurduna dönmek ister. Kendimizden düşünelim bunu. Ama Türk yani milleti çok en vatancıdır en gelişmiş... da Suriyelileri bilmiyorum. Yani ben bilmiyorum, sizin... Vatan... Onlar da öyledir. Yani hem bizim açımızdan hem kendileri açısından en iyisi... Her ...orada istikrarın, tabi barışın sağlanması ve onların dönmesidir. Ama anketler öyle göstermiyor. Galiba. Anketlerde soruldu. evet gidenler var ama... E, ...gitmem, e, Türkiye'de kalırım diyenler var. Kalmak isteyen ve burada tabi iş gücü olarak, teknik olarak desteği olan faydası olan insanların kalmasında mahsur yok tabi biz hepsini mutlaka istisnası sınır dışı edelim istemiyoruz demiyoruz çok değerli doktorlar var mühendisler var hı hı. ciddi iş adamları var Türkiye ekonomisine katkı sağlayan Türk vatandaşlığına geçmiş onlar Elbette ki burada bulunabilirler başka ülkelerden de her zaman öyle insanlar gelebilir ama büyük çoğunluğu bu insanların perişan durumda Burada ne kadar olsa e, gariplik ve e, gurbet sıkıntısı yaşıyorlar. Bir takım ayrımcılık olaylarına maruz kalıyorlar ister istemez. Kendi yurtları, kendi vatanları onlar için de en iyisidir. Bizler için de en iyisidir. Büyük çoğunluğu için dediğim gibi. Hem sosyolojik açıdan hem ekonomik açıdan. Bunun içinde tabii Suriye'deki istikrarın bir an evvel sağlanması, bu savaşın bir an evvel durması lazım. Ve Yıllarca geri dönmesi lazım baba Esad döneminde rahmetli Ve Erbakan hocamıza geldiler, muhalifler dediler ki hocam biz silahlı bir mücadele yapacağız, bu zulümlerden kurtulacağız. Rahmetli Erbakan hocamız her seferinde onlara sakın ha oturun oturduğunuz yerde, siyasi olarak bir şey yapabiliyorsanız yapın, yoksa böyle silahlı mücadeleye falan sakın kalkışmayın, çoluk çocuk hepiniz perişan olursunuz dedi. Allah gani gani rahmet etsin. Anladım. Tabii çok ferasetli bir insan. Evet. Türkiye'de de bütün dünyadaki Müslümanlara da zaten hukuka uygun, yasalara uygun siyasi mücadeleyi her zaman evet. önerdi. Çok, çok değerli bir. Kendisi e, siyasetçiydi. de bunu yaptı. Evet. Bütün İslam ülkelerindeki si İslami hareketlerin çalışmaların Fark çalışmalarından farklı olarak Türkiye'de 50 senelik milli görüş mücadelesinde bir kişinin burnu bile kanamadı. Bu Erbakan hocamızın bu duruşunun çok büyük etkisi var. Aynısını Suriyeli muhaliflere de dostlarına da o zaman tavsiye etti. Fakat sonradan bu Arap Baharı aslında bir sonbahar, yalancı bahar. Bu rüzgarla burada Suriye bu hale geldi. Erbakan hocamızın feraseti ve ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı çok yanlış bir politika izlendi bir an evvel bu zararın neresinden dönülürse kardır. Ve masaya otursun diyorsunuz sadece değil mi? Asker konusunda çok net bir cevap alamadım. İran ee, e, Sorun var Esad, dediniz ama Türkiye muhalifler oturacaklar. Üniter bir anayasa yapılacak çünkü Amerika orayı bölmenin peşinde. Amerika bir defa tamamen İsrail ajandasını güdüyor orada. Evet bunu Türkiye Bill Clinton, biliyor tabii, herhalde. Clinton tabii. Bill Clinton zamanında Bill Clinton Esad'a diyor ki sen Golan Tepeleri'ndeki hakkından vazgeç o İsrail'le 67 savaşlarında İsrail'i evet. İsrail'in işgal etti. Biz de seni teröre destek veren ülkeler listesinden çıkaralım diyor. Esad bunu kabul etmiyor. E şimdi bunu Amerika niye söylüyor? Bu İsrail ajandası. Oradaki terör koridorunu oluşturması da zaten İran'dan Akdeniz'e kadar bir teröristan kurmanın peşinde. Büyük İsrail ajandasını yürütmek için. Bir defa baş, başında Amerika'nın buradan uzaklaştırılması lazım. Amerika oraya hayır için gelmemiş. Evet. Burada muhaliflerle İran'la, Suriye yönetimiyle ve Türkiye ile ortak bir çözümün Parametre, bölge ülkeleriyle bölünmesi e, Esad, lazım, bulması Rusya lazım. ilişkiler konusunda Rusya'da işin içerisinde. Rusya bir... arka planda Esad'la birlikte olabilir. Olur, Ona bir şey diyemiyoruz tabii. Anladım. Ee, demokratik mümkün olduğu kadar demokratik bir seçimlerin gerçekleştirilmesi lazım. Şu andaki durumdan bin kat evla. Yani şu anda gelinen nokta Esad'ın iktidarından daha mı iyi? İşte Saddam Hüseyin'in heykelini indiren Iraklı çıktı ağlayarak dedi ki ellerim kırılsaydı da bu heykeli indirmeseydim. Meğer Amerika bizi aldatmış dedi. Şimdi Irak halkına sorsanız yüzde sekseni Saddam dönemini mumla arıyor. Yani Esad'ın yanlışları oldu, zulmü oldu. Onlara zaten bir şey demiyoruz. Ama getirdiğimiz nokta o günü aratacaksa o zaman yaptığımız işten ne anladık biz? Libya'da aynı. Yani Libya'da Kaddafi'ye 40 tane laf söylediler. Yok diktatör yok bilmem ne. Şimdi hiç e, şüpheniz olmasın. Birkaç sene sonra eğer içlerinde bir Libyalı varsa o Kaddafi linç edenler de çıkacaklar. Aynen Saddam'ın heykelini indirenler gibi Hatal ağlayarak yapacak, diyecekler diyecek ki ellerimiz kırılsaydı. Çünkü işte Libya bölünüp parçalanmanın eşiğinde. Her gün iç savaş, her gün çatışma. Bingazi ile Trablus birbirine girmiş. Zaten Büyük Ortadoğu projesi dediği bu. Yani bizim hayrımıza, buradaki insanların refahına, huzuruna, barışına yönelik bir adım atmaları mümkün değil Peki, ki. Peki ulusal e, mutabakat hükümetiyle Türkiye'nin yapmış olduğu e, Doğu Akdeniz Anlaşması'nı doğru buluyor musunuz? Orada da şunu söylemek gerekir. Tabii Türkiye belli ülkeler tarafından Yunanistan, İsrail, Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından orada denklemin dışına itilmeye çalışılıyor. Halbuki orada 3 trilyon dolarlık piyasa değeri olan hidrokarbon, doğalgaz, petrol yatakları var. Şimdi bizim 7 ceddimizin, torunumuzun torununun bile burada hakkı var. Bu 3 trilyon dolarlık petrol ve doğalgazdan belki de yarısı Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakkı. Bunun mutlaka savunulması lazım. Ancak orada bir East Mediterranean diye bir doğalgaz boru hattı projesi yapıyorlar. Yunanistan, İsrail, Güney Kıbrıs. Türkiye'yi tamamen devre Ek dışı bırakıp etmişler. Yunanistan ve İtalya üzerinden o doğal Avrupa'ya ulaştıracak. Halbuki bu Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne aykırı. Çünkü kıta sahanlığından dolayı orada onların o anlaşma yaptığı bölgede Türkiye'nin de hakkı var. Bunun mutlaka elde edilmesi lazım. Yalnız Türkiye'nin burayla Libya ile yaptığı anlaşmanın da mahsulu tarafı şu. O anlaşmada da Yunanistan'ın kıta sahanlığı hakkını biz ihlal ediyoruz. Çünkü bizim anlaşma yaptığımız bölgede de bu sefer Yunanistan'ın kıta sahanlığından dolayı hakkı var. Bu sefer Yunanistan diyecek ki kardeşim sen burada benim hakkımı nasıl ihlal ettiysen ben de doğu tarafında Güney Kıbrıs'la İsrail'le beraber senin hakkını ihlal ettim. Dolayısıyla bizim burada yapmamız gereken bütün o bölgedeki hakkı olan ülkelerin birlikte masaya oturması, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca adilane bir şekilde paylaşımı yapması bunun örneği Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkeler tarafından yıllar önce yapıldı. O anlaşmayı masa başına oturup yaptılar. Ondan sonra Hazar Denizi'ndeki petrolü ve doğalgazı paylaştılar. Hı hı. Benzer durum burada da hukuki olarak geçerli, teknik olarak geçerli. Asıl çözüm bütün hak sahibi ülkelerin masaya oturup adilane bir şekilde, uluslararası hukuka uygun bir şekilde anlaşma yapması ve paylaşması. Peki. Bir de tabii o Libya ile ya yaptığımız anlaşmanın şu mahsuru, bu genel Haftar bu sefer evet. Trablus'u ele geçirirse... O anlaşma zaten akamete uğrayacak. Bir de öyle evet. bir mahsuru var. Evet. Bir de bilim adamları bu konuda uzman insanlar diyorlar ki asıl bizim anlaşma yaptığımız yerden ziyade doğuda Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail'in anlaşma yaptığı Kıbrıs'ın doğusundaki kısımda daha çok kaynak var. Hmm. Bizim anlaşma yaptığımız alanda belki bu doğal daha gazın %20'si ancak var. belki %15'i ancak var diyorlar. E, bu da doğruysa dediğim gibi demin söylediğim çözümün mutlaka hayata geçirilmesi lazım. Peki sizin bu sözleriniz de mutlaka ki e, takip ediliyordur. E, yani e, görüşler son derece önemli. E, Necmettin Erbakan'ın oğlu olmak e, sizin için avantaj mı dezavantaj mı e, Fatih Erbakan? Tabii çok büyük bir e, gurur vesilesi ve çok büyük bir şeref. Neden? İşte e, Muş'tan, Şırnak'tan tutun. Edirne'ye kadar, Çanakkale'ye kadar nereye gitseniz insanlar sizi bağrına basıyor. Hayatında bizi ilk defa görmüş. 70 yaşında bir amcamız. Bizimle ne akran ne yaşının bizimle bir ilgisi var. Kendisinin sosyolojik olarak da bizimle hiçbir ilgisi yok. Siz çok İlk defa karşılaşıyoruz. Evet. Bizim bağrımıza e, basıyor bizi, boynumuza sarılıyor ve ağlıyor. E şimdi bu Rahmetler Bakan hocamızın manevi mirasından dolayı Bizim bu muazzam büyük kongremiz, 40 binden fazla insanın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz büyük kongremizde de tabii bunun çok büyük etkisi var. Geç, Erbakan çok hocamızın manevi mirası. Genç çok tabii bir marka e, refah partisi. Öyle tabii ve Erbakan hocamız Sayın öyle. Sayın Necmettin Erbakan Allah aynı eylesin. şekilde çok e, emeği geçmiş bir siyasetçi, çok değerli bir siyasetçi. E, dolayısıyla e, üzerinize düşen büyük bir ağırlık da olduğunu düşünüyorum. Ama tabii onun e, faydalandığınız tarafları da mutlaka. Büyük artık. bir sorumluluk. Çünkü beklentiler çok yüksek oluyor. Şimdi mesela mesajlar diyorlar ki e, aynı babası gibi sakin e, ılımlı konuşma tarzı var diyorlar. Yani burada bile bir Karşılaştırma. Karşılaştırma oluyor. Hele bir de rahmetler Bakan Hocamızın yaptıklarını aynısını yapmanızı beklerlerse bu beklentiler gerçekten çok zorlayıcı. Çünkü hem bilimsel teknik açıdan hem manevi açıdan tabii dünya çapında bir insan. Yani hukukçulara hukukun mantığını öğreten, ilahiyatçılara tefsir e, öğreten, hadis e, ilmini öğreten, diğer taraftan e, teknik insanlara mimarlara mimarlık öğreten yani her yönüyle dolu dolu bir insan yeri doldurulması mümkün değil ama herkes Cenabı Allah'ın kendine verdiği kapasite kadarıyla elinden geleni Hatta yapmakla da. mükellef. Biz onun yerini tam olarak dolduramayız diye onun yolunda yürümekten kendimizi alıkoyamayız. Belki siz daha fazlasını yapıp yapabilirsiniz e, Belki de devam yani, edeceğiz, öyle gayret de. göstereceğiz. İnşallah Allah hayırlı hizmetler İnşallah. nasip etsin. Millete, ümmete, bütün insanlara faydalı olmayı nasip etsin. Şimdi kısa bir reklama gideceğiz. E, Sayın Erbakan, e, kısa aradan sonra size iki sorum, tam net cevabını alamadığım Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı sorusunu tekrar soracağım ve e, Fatih Bakan Cumhurbaşkanlığına aday olacak mı? Bu iki soruyu da reklamdan sonra alacağız efendim. Çok kısa bir aramız var. Efendim yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan'la e, yine devam ediyoruz. E, son dakikalarımız kaldı Sayın Erbakan. E, Cumhurbaşkanı adaylığınız olacak mı ve Millet İttifakı mı Cumhur İttifakı'na mı daha yakınsınız? Sorularını izleyicilerimiz de soruyor. E, ne biz en başından beri hep şunu söylüyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak biz ne muhalefetin ne de iktidarın arka bahçesi veya onların uzantısı şeklinde bir siyaset yapmayacağız. 1969'dan beri hayra motor, şeref fren olduk. Doğru ve faydalı siyasetin adresi olduk ve her zaman milli görüş olarak milletin menfaatine, milletin faydasına olacak yerde bulunduk. Bu noktada da yeniden Refah Partisi olarak aynısını söylüyoruz doğruyu her zaman her yerde savunacağız, yanlışa da her zaman her yerde karşı çıkacağız. Eğer bir doğruyu Millet İttifakı yaptıysa doğru doğrudur. Mesela işte İstanbul'da bu 1 milyar dolarlık borç almasını doğru bulmadığımızı, borç ve faiz ekonomisiyle bir yere varılmayacağını söyledik Büyükşehir Belediyesi için ama işte dini bayramlarda toplu ulaşım ücretsizdi. Şimdi milli bayramlarda da ücretsiz yapmışlar. E bu da faydalı bir şey. Bunu da takdir ediyoruz. E diğer taraftan Cumhur İttifakı'nda da yapılan yanlışlara işte Suriye politikasını eleştirdik. Efendim dış politikayı eleştirdik. Borç ve faiz ekonomisi uygulan dedik. Ama bir yerli otomobil niyeti ortaya çıkınca ne olursa olsun eksik de olsa, gedik de olsa, geç de olsa bunu desteklemek lazım dedik. Her zaman söylüyoruz. İnanç özgürlüğü alanında attıkları adımları takdir ediyoruz. Bin sene İslam'a bayraktarlık yapmış bir ülkenin, bir milletin bu durumda olması gerekir. Bu zulümler ortadan kaldırıldı sağ olsunlar ellerine sağlık diyoruz. Şimdi bu noktada da aynısını söylüyorum. Doğruların hakim olması, yanlışların düzeltilmesi, eksiklerin tamamlanması için siyaset yapacağız. Siyaseti kavga etme yeri değil milletin derdine derman olma yeri olarak göreceğiz. Seçimler yaklaştığı zaman ittifakların alternatifleri, seçenekleri şekillendiği zaman, ortaya çıktığı zaman bu ittifaklardan hangisinin millete daha faydalı olacağını oturup konuşarak bunları bir protokole bağlayarak prensiplerimizi, hedeflerimizi, ideallerimizi ortaya koyarak milli görüşün prensiplerini hangi şartlarda daha çok hakim kılabiliriz, milletin faydasına nerede bulunursak daha çok faydasına olmuş oluruz bunu değerlendirerek karar vereceğiz. Şu an takip ediyorsunuz. Çünkü yani şu anda ittifak... tabi bakıyoruz mutlaka şunda olacağız veya mutlaka bunda olacağız dememiz mümkün değil. Hem yeni ittifaklar çıkacak. Yeni kurulan yeni partiler var. var. Hem de işte bazı partilerin o zamana kadar genel başkanları değişecek gibi söylentiler var. Yepyeni bir siyasi ortam oluşacak Türkiye'de siyasette 24 saat uzun bir zaman. 2020'de bir seçim bekliyor musunuz? Yani çok da beklemiyorum. Tayyip Bey'in kendi süresini tamamlayacağını düşünüyorum. Çünkü kendileri de ifade ediyorlar. AK Parti'nin oylarında bir gerileme olduğunu bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız işte birkaç yüz bin üyemizi kaybettik diye de ifade etti. Dolayısıyla şu anda bir seçime gitmeleri kendileri açısından riskli olur. Normal zamanı bekleyeceklerdir diye tahmin ediyorum. O zaman da dediğim gibi daha çok zaman var. O gün tekrardan değerlendirilmesi lazım. Bizim kriterlerimiz milli görüşün bütün insanlığın faydasına olan prensiplerinin hakim kılınması, uygulanması, milletimizin faydasına, menfaatine nerede daha çok olursak Orada bulunmak. Bütün genel başkanlara sorduğumuz bir soru var. Cumhurbaşkanı adayı olur musun? Yani onunla ilgili de tabi seçime girme hakkı olan bütün siyasi partilerin genel başkanları potansiyel Cumhurbaşkanı adayı. adayı Ama evet. ben mutlaka olacağım. Bu benim hedefimdir, idealimdir. Olmazsa olmaz dememiz mümkün değil. Orada bir ittifakın içinde yer alındığında, o ittifak milletimize daha faydalı olacağına inanıyorsak, o ittifakın Cumhurbaşkanı adayının desteklenmesi gerekiyorsa, tabi biz de aday olmayıp onu desteklememiz de. ...söz konusu olabilir. Hı hı. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz zannediyorum. Göreceğiz. Peki, çok teşekkür ediyorum e, Fatih Erbakan. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Öncelikle vesile oldunuz. Çok ciddi bir medya... ...ambargosuyla üzülerek ifade etmek gerekirse... ...karşı karşıyayız. Sizin gibi... ...iyi niyetli ve objektif... ...gazeteciler, medya mensupları... ...bu fırsatı bize veriyorlar. Biz de en azından böyle bir partinin... ...kurulduğunu, seçime girme hakkını... ...elde ettiğini ifade ediyoruz. Biz de varız diyoruz. Hatta sloganımız milletimiz için biz varız sloganı. Bunu en azından sizin aracılığınızla ifade etmiş olduk. Yeniden Refah Partisi daha bir sene olmasına rağmen kurulduğu günden bugüne 79 ilde teşkilatını tamamladı. 700 ilçede Türkiye genelinde teşkilatını tamamladı. 61 ilde il kongresini yaptı. 500'e yakın ilçede ilçe kongresini yaptı. Türk siyasi tarihinin en büyük Büyük kongrelerinden, genel kurullarından bir tanesini Ankara'da 17 Kasım'da arenada yaptı. 40 binden fazla insanın katılımıyla. Ve başa güreşen, iddiası olan bir parti olduğunu ortaya koydu. Peki. Türk siyasetinde ben de varım dedi. Ve dediğim gibi aziz milletimize bir kez daha duyuruyorum. Biz Yeniden Refah Partisi olarak biz varız. Hizmet için varız, milletimiz için varız. Peki. Ve seçimlere girme hakkını da elde ettik. Ve bizler demin de söylediğim gibi işçiye, memura, emekliye cumhuriyet tarihinin en büyük maaş zamlarını yapan, Kıbrıs harekatını gerçekleştiren, cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma hamlesini gerçekleştiren Türkiye'nin başına dert olan bir örgütün iç yüzünü 30 sene öncesinden ortaya koyacak kadar ferasetli bir tane yolsuzluk, rüşvet dosyası olmayan tertemiz bir geçmişin mirasçısıyız. İnşallah biz de aynı şekilde aynı istikamette devam edeceğiz. Çok teşekkür Milletimize ediyorum. Milletimize hizmet yolunda inşallah azimle gayret edeceğiz. Peki çok teşekkür ederim. Süremizi fazlasıyla evet, doldurduğumuz için gerekiyor. kesmek zorunda kaldım. Çok teşekkür ediyorum Fatih Erbakan. Ben teşekkür Sağ olun. ederim. Bütün izleyicilere de selamlarımı, hürmetlerimi iletiyorum. Biz de izleyicilere çok teşekkür Sağ ediyoruz. Olun. Efendim önümüzdeki hafta saat 12'de yine her zaman olduğu gibi konu ne, konuk kim bilmiyoruz efendim. Yeni yılın ilk pazarında görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.